Selamun Aleyküm arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Bu haftaki sohbet konumuz abdest hakkında. Hadi gelin sohbetimize başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Hak bir ayet-i kerimenin Ey iman edenler! Siz namaza kaim olduğunuz zaman yüzünüzü, dirseklerinize kadar kollarınızı, topuklarınıza kadar ayaklarınızı yıkayınız. Başının dörtte birini mesih cünüp iseniz guslediniz buyuruyor. Evet Cenab-ı Hak ayet kelimesinde biz kullarına namaz için şart olan abdesti emretmektedir. Abdest alırken okunacak birçok daha olmakla beraber evla olan her ağzamızı yıkarken besmele çekip kelimeyi şehadet getirmektir. Bakın Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde bir kimse abdestin vaciplerini, sünnetlerini yerine getirerek abdest alıp her azasını yıkarken kelime-i şehadet getirirse o kimse cennetin sekiz kapısı açılır ve istediğinden gir buyurulur buyurmuştur. Allah dostlarından bir zat abdestteki kelime-i şehadeti taş sökücü bir alete benzetmektedir. Nasıl ki taş sökücü alet taşları söküp atıyorsa kelime-i şehadette bizim günahlarımızı söküp atmaktadır. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şereflerinde insan abdest alırken elini yıkadığında eliyle işlemiş olduğu günahlar, yüzünü yıkadığında ağzı ve gözleriyle işlemiş olduğu günahlar, başını mesettiğinde aklı ile düşünmüş olduğu kötü düşüncelerden, Ayağını yıkadığında ayağı ile işlemiş olduğu günahlardan arınır ve namaza durduğunda Hazreti Allah'ın huzuruna tertemiz ulaşmış olur buyurmuştur bakınız. Ayrıca kul sadece namaz kılacağı, Kur'an-ı Kerim okuyacağı zaman değil de devamlı olarak abdestli olmaya gayret göstermelidir. Çünkü Peygamber Efendimiz yere hiçbir zaman abdestsiz olarak basmamıştır. Hatta öyle ki sabah kalktığında suyun yanına varıncaya kadar yere abdestsiz basmamak için yatağında teyemmüm edip o şekilde yere basmıştır. Mevlam cümlemizi peygamberimizin yolundan giden kullarından eylesin. Peygamber Efendimiz Hazreti Enes'e Ya Enes eğer gücün yetiyorsa daima abdestli ol. Muhakkak ölüm meleği yani Azrail kulun ruhunu abdestli olarak kabzederse onun için şehitlik mertebesi vardır buyurmuştur. Mevlam cümlemizi şehitlik mertebesine nail olan kullarından eylesin. Kim abdestli olarak yatağında gecelerse onunla beraber bir melek bulunur. Gecenin herhangi bir saatinde uyandığında melek onun için Allah'ım şu kulunu bağışla. Çünkü o abdestli olarak yatmıştı diyerek o kimse için dua eder. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde Ey kişi ahirette Allah'a kavuşmak istersen abdest al. Artan sudan üç yudum iç, Zira o su yetmiş derde devadır buyurmuştur. Abdest aldıktan sonra kalan sudan üç yudum su içilir. Birinci içtiğimizde Allah'ım iman ver, ikinci içtiğimizde Allah'ım amel ver, üçüncüsünde de Allah'ım cennet ve cemalini ver diyerek, içimizden geçirerek bu şekilde üç yudum su içilmelidir. Abdestten sonra ayrıca üç defa Kadir suresi okunur. Birincisinde sıddıklar ile, ikincisinde şehitler ile, üçüncüsünde de peygamberler ile haşrolunur. Mevlam cümlemizi bu zümrelerden biriyle haşrolunmayı nasip eylesin. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde, kim ki abdestten sonra on defa benim üzerime salavat-ı şerefe getirirse, Cenab-ı Hak onun hüznünü giderir ve duasını kabul eder buyuruyor. Peygamber Efendimiz gene başka bir hadis-i şerifinde, Kıyamet günü geldiği zaman Cenab-ı Hak yüzleri yıldız gibi parlayan bir kavim haşredecek. Melekler onlara sizin ameliniz nedir diye sorunca onlar biz ezan okunduğu zaman hemen abdest almaya başlar başka bir şey ile meşgul olmazdık diyecekler. Cenab-ı Hak bu sefer yüzleri ay gibi parlayan bir kavim haşredecek. Melekler sizin ameliniz nedir diye sorunca onlar da biz ezandan önce abdest alırdık diye cevap verecekler. Bu sefer Cenab-ı Hak yine yüzleri güneş gibi parlayan bir kavim haşredecek. Melekler soracak sizin ameliniz nedir diye sorunca onlar da bizler abdestimizi alıp mescide gidip ezanın okunmasını beklerdik. Yani namaz vakti girmeden namaza hazırlık yapardık diye cevap verecekler. Yani kişi namaza ve abdeste ne kadar özen gösterirse, ne kadar titiz davranırsa Cenab-ı Hakk'ın da mükafatı o kadar büyük olacaktır inşallah. Bakın abdeste Osmanlı padişahları da çok önem vermiştir. Sultan II. Hamid Han'ın baş katibi bir gece yarısı çok mühim bir evrakı imzalatmak için sultanın kapısına geliyor. Birinci defa çalıyor kapı açılmıyor. İkinci defa tekrar çalıyor kapı tekrar açılmıyor. Bunun üzerine o baş katip endişelenmeye başlıyor. Acaba sultana bir şey mi oldu diyerek korkuyor. Üçüncü defa kapıyı çaldığında kapı açılıyor ve Sultan II. Hamid Han elinde havlu ile yüzünü kuruluyor. Tebessüm ederek evlat bu vakitte çok mühim bir iş için geldiğini anladım. Daha birinci defa kapıyı vurduğunda uyandım, abdest aldım. Onun için geciktim. Ben bu zamana kadar bu milletin hiçbir evrakını abdestsiz imzalamadım. Getir imzalayayım diyor ve besmele çekerek evrakı imzalamıştır. İşte o yüzden bizler de abdestlerimize özen göstermeliyiz. Abdest alırken dikkat edilecek bazı hususlar vardır. Birincisi elleri yıkamak. Elleri yıkarken parmaklarımızın arasını hilallemeye özen göstermeliyiz. Çünkü Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde kim ki parmaklarını su ile hilallemezse kıyamet günü Hazreti Allah onun parmak aralarını ateş ile hilaller buyuruyor bakınız. İmam-ı Azam Hazretleri bu hadis-i şerifi duyduktan sonra parmaklarını hilallemeden aldığı abdestle kılmış olduğu 40 senelik namazını kaza etmiştir. Yine bir kimse abdest almaya başladığı andan itibaren bitirene kadar melekler onun için cennette bir köşk inşa ederler. Ama eğer arasında dünya kelamı konuşursa o köşk yıkılır ve köşkten o kişi mahrum kalır. Allah muhafaza. Bir ayet kelimenin mahallinde Cenab-ı Hak şu şekilde buyuruyor. Ya Musa abdestsiz başına bir bela geldiğinde hatayı başkasında arama. Yani biz abdest aldığımızda aslında kendimizi bir koruma kalkanının içine almış oluyoruz. Peygamber Efendimiz ve ashab kiram sohbet ederlerken Peygamber Efendimiz ah kardeşlerim diyor. Ashab-ı kiram ya Resulallah biz senin kardeşlerin değil miyiz? deyince Peygamber Efendimiz hayır siz benim ashabımsınız. Ahir zamandaki ümmetim ise benim kardeşlerimdir buyuruyor. O zaman ashab-ı kiram peki ya Resulallah onları nasıl tanıyacaksınız diye sual ettiğinde abdest azalarından. Çünkü onların abdest azaları nur gibi parlayacak buyuruyor bakınız. İnşallah Mevlam cümlemizi Peygamber Efendimizin o kıyamet günde tanıdığı kullarından eylesin. Çünkü bu dünyadayken biz abdest almazsak namazımızı kılmazsak tabii ki o e, dehşetli günde bizim azalarımız parlamayacağı için Peygamberimiz de bizi tanımayacak Allah muhafaza. Bakın Peygamber Efendimiz gene bir hadis-i şeriflerinde Ey ashabım sizin evinizin önünde bir nehir geçse o nehirde her gün beş defa yıkanıp çıksanız sizin maddi kirleriniz kalır mı diye sorunca onlar da hayır ya Resulallah diyorlar. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz öyleyse her gün beş vakit abdest alıp namaz kılınız. Ağız günahlar sağıt olur. Yani günahlar dökülüp gider buyuruyor inşallah. Yani biz günahımız var diye düşünmeyelim. Her abdest ağız aldığımızda onlar abdest ağzalarımızdan abdestle beraber dökülüp gidiyor. Tabii ki bu abdestin tam olarak olması için öncelikle ne? Temizlik şarttır. Tahareti güzel bir şekilde yapmamız gerekiyor. Ve abdest alırken de abdesti üzerimize sıçratmamaya özen gösterelim. Çünkü o su pistir, necistir ve onu üzerimize sıçratmamaya özen gösterelim. Bir de gusül testi var. Gusül abdesti de bizim dinimizde çok önemli bir konu. Çünkü kişi gusül abdestini geçirdiği zaman bastığı her adım yedi kat yerin altına kadar kazılır ve o topraklar günah kefesine konur. Ayrıca cünüp olduğu halde yemiş olduğu her lokma, atmış olduğu her adım ona lanet eder hatta 40 gün o evden bereket kalkar. Mevlam cümlemizi böyle kimselerden muhafaza edesin inşallah. O yüzden bu abdestinizi almaya da özen gösterin. Mevlam cümlemizin abdestine hakkıyla